Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar şöyle çok güzel bir pide yapacağız. Kaşarlı ve sucuklu olacak arkadaşlar. Şöyle ben malzemelerimi hazırladım. Hiç daha fazla uzatmadan hemen şöyle tarifimize geçelim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlarım ben malzemelerimi hazırladım. Hemen başlıyorum. Şöyle bir çay bardağı ılık sütüm var. Bir çay bardağı ılık suyum var. Şöyle yarım çay bardağı da zeytinyağı koyacağım. Bu ilk yapılan zeytinlerden arkadaşlar. Onlar birazcık daha yeşildi ve zeytinyağımın rengi o yüzden yeşil. Hemen şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu, bir tatlı kaşığı şekerimi, yarım paket yaş mayamı kattım. Şöyle birazcık mayamı aktifleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bilin bakalım ne oldu. Ben videoma başladım diye bütün sıvılarını kattım. Hamurumu yoğurmaya başladım. Videomun hafızası dolmuş ve kendini kapatmış telefonum. Artık ben buradan devam edeceğim arkadaşlar. Size ilk önce malzemelerini göstermiştim. Baktım ki malzemelerini göstermişim Allah'tan. Artık nasıl kurtarabilirsem videomu onu düşünmeye başladım. Bütün sıvılarını kattım arkadaşlar. Hamurumu yoğurmaya başladım. Unum da burada 5 su bardağı unum vardı. Şöyle yaklaşık 1 su bardağına yakın hemen hemen unum kaldı. Hay nasıl olur? Hafızama keşke baksaymışım da öyle devam etseymişim videomu. Neyse artık kusurum olursa da affola arkadaşlar. Dediğim gibi işten geldim. Çok yorgunum. İşten geldim. Çok yorgun dedim ama biraz önce kendi kendime konuşmuşum ben sanırım. Şimdi şu şekilde hamurumu iyice yoğuracağım. Özleştireceğim. O daha fazla un ilave etmeyeceğim artık. Evet. Hamurum bayağı toparlandı artık. Bayağı da yoğurdum, özleştirdim. Artık mayalamaya bırakıyorum. Şu şekilde. 10-15 dakika. Ya falan gelir sanırım yaşmaya olduğu için çabuk gelir. Şimdi ağzını kapatıyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle benim hamurum gayet güzel kabarmış. Şöyle birazcık yağ aldım yanıma. Birazcık tezgahıma yağ süreceğim. Şöyle hamurumu hepsini alayım içine. Şimdi şöyle büyüklüğünü öncelikle bir elimde şöyle bir ayarlayayım. Ona göre hepsini yapayım bezelerimin. Sanki birazcık büyük gibi geldi. Şöyle biraz daha küçülteyim. Evet. O kadar yeterli. Bezelerimin hepsini bu şekilde yapacağım. Ayarladım şöyle. Evet. Benim şöyle
7 tane bezem çıktı. Bir tanesi küçük olacak artık şu şekilde. Diğerlerini bölmeyeyim hiç. Bunu da birazcık küçük yapayım. Evet. Şimdi şöyle birazcık açalım. Evet. Açtıkça toparlıyor hamur kendini. Birazcık daha dinlendireceğiz çünkü içini koyduktan sonra yine bir mayalama sürecimiz olacak. Şimdi şöyle benim biraz kaşar peynirim vardı. Şöyle birazcık şöyle kaşar peynirimden koyuyorum. Birazcık da sucuk koyuyorum. Ben bir tane sucuğu 4'e böldüm. Hem bu şekilde bereketli oluyor. Hem de tekrar açma aşamasında şöyle nasıl diyeyim kaşarların arasında kalsın istiyorum. Evet. Bu şekilde yeterli. Şöyle kaşarlarımı koyacağım önce. Evet, şöyle üzerlerine bastırayım. Çok az kaşarım kaldı. Onları da şöyle koyayım azıcık. Evet. Şu şekilde şimdi üzerinden bastırdıktan sonra bu şekilde katlayacağım. Evet. Bu şekilde. Ben bunu daha önce peynirli yapmıştım arkadaşlar. Bu sefer de sucuklu ve kaşarlı yapmak istedim. Evet. Şimdi hepsini yaptım hamurlarımı. Yaklaşık bir 5-6 dakika falan bu şekilde bekleteceğim. Birazcık daha mayalansın. Hem hamurumuz yumuşasın birazcık daha kendini salsın. Şimdi arkadaşlar ben bir tane yumurta kırdım. Şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağımı katıyorum yumurtamın içine. Bir yemek kaşığı da suyumu. Şöyle bir tatlı kaşığı da un koyuyorum. Ve hepsini iyice çırpıyorum. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakika beklettim hamurlarımı. Birazcık daha beklese daha iyi olurdu ama o kadar bekleyemeyeceğim şimdi. Şu şekilde açalım.
Sucuklarım olduğu için daha önce dediğim gibi peynirli yapmıştım ama sucuklu yapmadım. Biraz sert geldi şurası. Ama hiç önemli değil. Evet. Şimdi şöyle hemen tepsimi alıyorum. Şöyle uzunlamasına yapayım. 3 tane alsın. Şu şekilde tepsime koydum. Hemen bir tanesini daha alıyorum. Şu kenarlarına sıkıştırayım. Sucukları sert geldi içinde. Çocuklar sucuklu istediği için sucuklu kaşarlı yaptım ama daha alıyorum. Biraz şeklini verirken zorlandım ilk defa sucuklu yaptığım için. Ama peynirli falan yaptığınız zaman şöyle bastırdığınız zaman hemen alta geçiyor. O zaman daha güzel oluyor. Ama dediğim gibi çocuklar sucuklu istediler. Sucuklu kaşarlı. Bunu da şu yuvarlak tepsime koyayım. Evet, bunlar şekli de bu şekilde olacak artık. Biraz daha küçük olan bezem. Şimdi şu şekilde çırptığım sosumu pidelerimin üzerine süreceğim. Şimdi şöyle benim çörek otum var. Birazcık çörek otu atacağım şöyle. Çok değil. Yeterli. Biraz da susam atacağım üzerine. Benim kapalı pidelerim yaklaşık yine bir 5 dakika daha tepsi mayası yaptıktan sonra fırına göndereceğim arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi hazır pidelerim. Şimdi sevgili takipçilerim, benim şu şekilde ilk tepsim pişti. Şöyle göstereyim sizlere hemen. Bir tanesini keseceğim. Şunu hemen şöyle kenara alayım. Bunu sizler için keseceğim. Üst dokusunu göstereceğim.
sıcacık daha duman üstünde gördüğünüz gibi. Çok da güzel kabarmış. Evet. Arkadaşlar kapalı pidelerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor. Hafiften kıyır kıyır. Böyle canlar. Diğer tepsinde pişiyor. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur sevgili arkadaşlarım. Çok sıcak tepsim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlarım. Kanalımı beğenirseniz, beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz beni. İnşallah bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın.